Bugün Isparta halkına Ümit Özdağ'ın "Ben İmamoğlu'nu CHP'nin Erdoğan olarak görüyorum" sözüyle ilgili ne düşündüğünü sorduk. Ümit Özdağ "Ben İmamoğlu'nu CHP'nin Erdoğan olarak görüyorum" dedi. Siz bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda siyaset sevmiyorum. Peki neden konuşmamayı tercih ediyorsunuz? Ya konuşmamayı değil. Ben daha doğrusu benim tarafım değil. Ben hem İmamoğlu'nu veya bu CHP'nin başına kadar kimseyi ben istemiyorum yani. CHP'nin baştaki İmamoğlu, hele o Özdağ mı dediniz? O kişiyi de asla istemiyorum. CHP'nin başında. CHP'nin başında Atatürk'tü dürüst bir insan lazım. O fikrine saygı duyuyorum da Ümit Özdağ'ı çok seviyorum. Yani o dediklerini yaparsa çok sevdiğimiz bir insan. Toplumda da yani hep öyle deniliyor. Onun için ben Ümit Özdağ ne derse ona seviyorum, saygı duyuyorum. Ya onun kendi görüşüdür, bir şey diyemeyiz. Peki siz bu görüşünce katılıyor musunuz? Ya işte onu halk uygun görüyorsa, tabii CHP'nin tabanı uygun görüyorsa tabii olabilir, ne olmasın yani. Şu anda CHP'nin tabanı Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istiyor CHP'nin başından. Bir değişiklik istiyorlar. Değişiklik olursa tabii artık iyi olur tabii. İmamoğlu CHP'nin başına mı gelmeli yani? Tabii gelsin tabii. Değişiklik istiyor tabanı çünkü yani. Partilerle hiçbir alakam kalmadı. Herkes mahvetti gitti. Hiç kimsenin aleyhinde de konuşmuyorum, lehinde de konuşmuyorum. Ama Türkiye'de siyaset çok kötü bir duruma düştü. Partinin başındaki adamların komple değişmesi lazım. Her partinin. Her partinin başındaki insanların mutlaka değişmesi lazım. Artık onlar memleket meselesini konuşmuyorlar. Onlar kendi sandalyelerini düşünüyorlar. Sahte, yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Vallahi benim adamlarım onlar ama ne diyeyim ben onlara? İkisi de benim adamım. İkisi de benim adamım ama ikisi de Allah yol açıklığı versin. Ne diyeyim, başka bir şey demeyeceğim. Tasdik ediyorum. Herkes kelle için uğraşıyor, masa için uğraşıyor, çıkar için uğraşıyor. Vallahi şimdi yorum yapsam hiçbir şey yok yani. CHP, ben CHP'liyim bak. Birbirine düştüler yani. Ben de kızıyorum yani. Yani seçim olur. Kim kazanırsa, oyu kime verirlerse o başkan olur yani. Şimdi ben başkan olacağım, ben şey edeceğim diye CHP'yi mahvettiler yani. Ondan sonra bunun yanında muhalefette ben emekliyim. 7000 emekli olduğumda asgari ücretim 3 katı alıyordum. Şimdi 9000 lira para alıyorum. Yani ne diyeyim ben yani, hükümete de kızıyorum, muhalefet hepsine kızıyorum yani. Peki Ümit Özdağ'ın bu sözüne katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Ya aday olur biri, kim kazanırsa o. Yani millet, delegeler var, gider oyu verir. Kim fazla oy alırsa şey olur yani. Değil mi yani, şimdi Ümit Özdağ demesin olmaz bu. Ondan sonra hepsini biliyoruz. Ondan sonra Sayın Bahçeli ne dedi? Ya dedi, memura şu kadar zam verdiler, bilmem ne ettiler dedi. Ondan sonra CHP meclise olağanüstü toplantıya çağırdılar. MHP retoyu verdi. Bak Bahçeli yani emekliye de para verelim dedi. Retoyu verdi yani. Hiçbirine güvenmiyorum ben. Bu partiler var ya, AB demiyorum. Hepsini Türkiye mahvettiler.